Pek çok filmde ya da animede görmüşsünüzdür insanlar tarafından böyle bir kıyafet ya da bir zırh gibi giyilen robotları. Aslına bakarsanız bir robotu kontrol edebilmenin en kolay yolu gibi gözüküyor değil mi bu yöntem? Peki gerçek hayatta devasa robotlar olsa onları bu şekilde kontrol edebilmek mümkün olabilecek mi? Şimdi giyilebilen robot deyince aklınıza hemen Iron Man gelmiştir herhalde ama ben bundan çok daha büyük boyutlardaki, devasa boyutlardaki robotlardan söz etmek istiyorum. Aslına bakarsanız bunlar için kullanılan özel bir tanım var. Mecha, Japonca. Mekanik kelimesinden türetilmiş. Bunlar devasa robotlar ama insana benzeyen uzuvları var. Dolayısıyla Iron Man'den çok onun düşmanlarından biri olan Iron Monger bu kategoriye giriyor. Kurgusal hikayelerde bunları çoğunlukla savaş makineleri olarak görüyoruz. Ama bazen de ağır yükleri kaldırmak, polis ya da itfaiyeci gibi davranmak gibi sivil amaçlara da hizmet edebiliyorlar. Gerçek hayatta bu tür robotlar yapılabilir mi? Aslında yapılmaya başlandı bile. Peki kimler mi yaptı? Önce bunun hayalini kuranlar, sonra o hayali kağıda çizenler, mangaya dönüştürenler, sonra da o çizimi canlandırıp anime haline getirenler ve sözlüklerine mecha adında yeni bir kelime ekleyenler, Japonlar. Kuratas adında bir robot yaptılar. Şu anda bunu bir sanat projesi olarak görüyorlar. Biz de bir kez daha anlıyoruz ki sanatın, tasarımın teknolojiyle çok doğrudan bir ilişkisi var. Kuratas adlı bu robot sanatsal bir tasarım olduğu için üzerindeki silahlar gerçek değil. Mermi yerine su şişesi fırlatıyor. Ateşleme yapabilmeniz için gülmeniz gerekiyor. O yüzden böyle bir robotla karşılaştığınızda komik olmamaya çalışın. Söylediğim gibi bu proje daha çok sanatsal, deneysel bir çalışma. Bir de spor amacıyla deneyler yapmaya başlayan bir Amerikan şirketi var. 2014 yılında kurulan Megabots adlı bu şirket 2015'te ilk prototipleri üretti. Gelecekte ringlerde dövüşen boksörler yerine stadyumlarda dövüşen dev robotlar görebiliriz. Bu robotlar her ne kadar çok büyük boyutlarda tasarlansa da aslında insan vücudu taklit ediliyor. Calhoun Bilim Merkezi'nden Rob Buckingham, insan anatomisinin her türlü koşul için çok etkili olduğunu belirtiyor. Profesör Setu Vijayakumar ise devasa boyutlardaki robotları kontrol edebilmek için onu kullanan pilotun düşüncelerine bile hızlı tepki verebilen otomatik sistemler olması gerektiğini söylüyor. Tıpkı Aliens filmindeki gibi. Bu seviyedeki robotlar yapılabilirse bir gün eğer, bunlar normal robotlardan bile daha etkin olabilir. Tamamen otomatik hareket eden robotlar yerine insan kontrollü dev robotlar bir takım kritik karar gerektiren durumlarda daha çok işe yarayabilir. Bu boyutlarda bir robotun enerjisi nasıl sağlanacak? Ne bunu hareket ettirecek? Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Pacific Rim filminde kullanılan robotlar nükleer reaktörlerle çalışıyordu. Ama gerçek hayatta böyle bir şey yapmak tabii ki oldukça riskli. Bu durumda iş yine maalesef pillere kalıyor ve hepimiz de cep telefonlarımızdan gayet iyi biliyoruz ki dünyanın en yavaş gelişen, en nokta nokta teknolojisi bu pil teknolojisi. Eğer insan formunu taklit etmeye çalışıyorsanız yaptığınız robotun da yürümesini beklersiniz öyle değil mi? Ama henüz geldiğimiz noktada bu gerçekleştirilemedi. Yani yürüyebilen dev bir robot yapılamadı. Büyük yolcu gemilerinde jiroskop kullanarak geminin kendi kendini dengelemesi sağlanabiliyor ama bu yürümekle aynı şey değil elbette. Gerek az önce sözünü ettiğim Megabots projesi kapsamında üretilen prototip robot Mark 2 ve gerekse Japonlar tarafından ondan da önce geliştirilen Kuratas adlı robotlar her ne kadar insan formunu taklit ediyor gibi görünseler de hala yürümeyi beceremiyorlar. Ama olsun varsın,
Önce hayal ettiler, şimdi de en azından yapmayı deniyorlar. Burada işleri hızlandıracak en önemli şey çok güçlü bir amaç, bir uygulama alanı olabilir. Bu robotlar ne için üretilecek? Ağır işçilik gerektiren yerlerde taşımacılık yapmak için mi, yoksa mesela büyük orman yangınlarını söndürmek için mi? Açıkçası ben stadyumlarda birbirleriyle dövüşerek insanları eğlendirmek amacına bile şimdilik razıyım. Yeter ki pek çok konuda olduğu gibi bu alanda da teknolojiyi geliştiren itici güç askeri amaçlar olmasın. Yeter ki bu robotların amacı savaşmak olmasın.